Avrupa Macerası'nın yeni bölümünden selamlar, samınırlar. Bugün biraz daha ilerleme kaydedeceğiz. Hatta şu geçtiğimiz günlerde ne yaptığımızı hemen kısaca bir göstereyim. Kısaca Tion'u uyandırdık, 4 yıldız yaptık, Shannon'u 4 yıldız yaptık. Bir de hızlı setini dizdik fakat ikinci slotuna henüz daha hızlı rün bulamadık. Aslında hızlı rün... En son aramışız. İsabet. Normal şartlarda 5 yıldız koymayı tercih ediyorum ne olursa olsun. Fakat elde olmadığı için yapacak bir şey yok. Elde olana kadar 4 yıldız da olsa idare edeceğiz. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Sonrasında aslına bakarsanız çok bir şey yapmadık galiba ya. Tam olarak emin değilim. Tamam, artı 6 yeter. Artı 10 speed oldu. Tamam, güzel. Niye böyle bir şey yapmışım? Hiçbir fikrim yok. Artı 44. Tamam, güzel. Şimdi Tion hala aynı. Bir şey yapmadık. Tamamen Lapis ve Tanya ile devam ediyoruz. Üst dediğim gibi Tion'u uyandırdık. Hemen günlük dileklerimizi yerine getirelim. Bir tane Lounge'a gittik, Guild'e girdik. Fakat Avrupa sunucusunun saatlerine tam olarak karşına olmadığım için Lounge savaş saatlerine biraz sıkıntı yaşayacağım. O yüzden ki hani zaten saldırı yapabilecek bir konumda değilim şu an. Hani en azından biraz ilerleyene kadar rica ettim Guild'e. Beni sadece defansa tutacaklar. Böylece onar Lounge puanımı kazanacağım. İnşallah. Umuyorum ki. Lounge puanı kasacağız öyle ilk başta. Sonrasında da artık hani farm guild olmasına rağmen sonrasında savaşlara gireceğiz. Evet, kaldı iki tane mana verdi. Ne verdi? Enerji ver. İki enerji bir mana verdi galiba. Tam emin değilim. Neyse. Hadi bakalım. Şuradan mistik parşömen veya kristal. Mistik veya kristal. Mistik veya kristal. Hadi. Ha bu arada pazartesi günkü yani pazar gecesi arenamızı Savaşçı 1 bitirdik. 15 level hesapla. Nasıl olduğunu şöyle söyleyeyim. Ah be, mistik geliyordu. Neyse. Hatta inanmayanlar için hemen şöyle belirteyim. Önceki hafta 1206 puanla Savaşçı 1 olarak bitirdik. Şimdi seviyemiz düşük olduğu için ne kadar yukarı çıkarsak çıkalım. Tabi belli bir sınırı mutlaka var. Ne kadar yukarı çıkarsak çıkalım. Sürekli 10 level 15 level adamlar geliyor karşımıza ve onların da yani pek iç açıcı şey defansları yok. Yani düşük seviyeli defanslar var. Mesela burada. Böyle kastık baya. Ve gerçekten çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Israrla. Valla bence güzel oldu. Daha just play'i yapamıyorum. Savaşçı. Ya savaşçı yapıyorum da tutamıyorum savaşçı da. Ah ulan. 15 level hesap level. 15 level hesap gitti. Fighter bitirdi. Yok böyle bir şey ya. Bu arada tekrar söyleyeceğim. Tanya gerçekten çok işe yarıyor. Tion'u hiçbir şekilde foodlamayın. Çünkü oyun başında arenada kullanabileceğiniz en güzel ve en işlevsel yaratık diyebilirim. Direkt bir saldırı atak yaratığının atağını ve atak barını artırıyor. Tamam, bunu Konami'ye da yapıyor. Ama ek olarak Tion 3 yıldız bir yerken Natuç olduğu için Konami'ye göre daha iyi statları var. Ve bu onu bir kademe daha ileri taşıyor. Aynı zamanda 3'ün skill'e beraber takımından birini yeniden canlandırması işin içine girince artık hani tadından yenmez konumuna getiriyor Tion'u. O yüzden eğer oynaya başladıysanız veya yan hesap kasıyorsanız Tion'un olsa olsun tutun. Ne istenmeyen harmoni mi? Onu kullandı galiba. Tamam değil. Bu arada Tanya'nın skill'leri çok fazla şey istiyor ya. Bekleme süresi çok fazla. 6 tur yeniden tur alması için atar ve kriter atar. 6 tur 3. skill. Yani değer mi değmez ama işte ilk başta olduğumuz için baya kullanacağız. Hemen şu arenaları yapalım ki. Yani 20 tane kanat var zaten.
O zaman ne oldu? İki tane şey gelmiş. İki arena kanadı gelmiş. Arena davetiyesi, kanat demeyelim. Bir tane arena davetiyesi gelmiş. Güzel güzel güzel. Farmlar farmlar farmlar. Ne kadar farm defans o kadar çabuk gelişmenizi sağlayacak. Devilmonlar, arena kuleleri vesaireler. Hepsini hallettiniz mi? O zaman mis gibi mistik parşömen ve elemental parşömenler. Yani çareler tükenmez. Bu arada sanırım önceki videoda arena dükkanından ne almanız gerektiğinden bahsetmiştim. Fakat yine de tekrar etmekten kesinlikle zarar gelmez. Arena dükkanından ilk başta Devilmonlarınızı her hafta mutlaka ve ondan sonra artan puanlarınızla da hız kulesi, can kulesi, defans kulesi, atak, kritik hasar kulesi, sadece elemental kulelerinizi en sona bırakın. Çünkü onlar bütün yaratıkları etkilemiyor. İlk önce global olan kulelerinizi artırın. Bütün elementlere ait, atağı arttıran, defansı arttıran, canı vesaireyi arttıran kulelere önem verin. Size her zaman bir adım daha daha doğrusu bir adım daha ileri daha rahat bir şekilde taşıyacaktır. Mesela birçoğumuz çok şikayet ediyor işte günlük dilek kanat verdi, şunu verdi, onu verdi. Aslında kanat vermesi gayet güzel bir şey. Daha fazla kanat olması daha fazla arena puan kasmanız anlamına geliyor. 5 tane de olsa kar. 3 tanesi zaten görevlerden, günlük görevlerden geliyor. Bir de oyuna yeni başladıysanız eğer sürekli seviye atladıkça artma söz konusu oluyor. O yüzden yani fazlasıyla ilk kuleleri arttırmanız için size büyük bir fırsat. Rakiplerinizi yapmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Bunlar çünkü sizin en büyük, oyundaki en büyük gelir kaynağınız kristal konusunda. Bu arada Lapis'i hız atak olarak dizdim. Temel hızı, hız statı bayağı düşük olduğu için sıkıntı çekmesine istemedim. Hani zaten hasar çıkarıyor. Daha hani ne kadar hasar çıkarabilir ki? 4 yıldız. Uyandırılmamış, olmamış, bir şey olmamış. Ondan sonra arena kanatlarınızı harcadıktan sonra günlük eğer ki dünya boss'unu açtıysanız dünya boss'unu mutlaka yapıyorsunuz. Çünkü isterseniz F alın, isterseniz SSS alın. 3S alın. O Devilmon size mutlaka çıkabilir. Veya destansı parçalı. Evet, tekrar birlikteyiz. Ne diyeceğimi unuttum. Orada ne diyeceğim, ne dediğimi unuttum şu an. Neyse. Bunu kristalleri söyledik. Binaları söyledik. Yani arena ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bunları devam olarak yapmanız lazım. Ha şey dedim, lapis diyordum. Hızlı olması bizim için güzel bir şey. Bu arada benim şimdi Bernard'ı kasmam lazım. Aslında bir de Belle almam lazım. Bugün günlerden ne? Pazartesi. Ve bugün ne günü? Karanlık günü galiba değil mi? Aynen, bugün karanlık günü. Ah be, keşke dün Inugami zindanı arasaymıştık, Belle alırdık. Neyse. Aslında Bella'yı hızlıyken çok fazla sevmiyorum ama hiç çoktan iyidir. Şiddetli dizebileceğimiz zaman muazzam olacak. Bu arada hazır aklıma gelmişken dünkü yayında daha doğrusu bana her zaman destek olan oyunculara gerçekten teşekkür ediyorum. Özellikle dün Avrupa sunucusundaki topluluktan gerçekten çok, hani topluluk demeyeyim, yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum.
Avrupa sonundaki o topluluk, yani topluluk denir. Avrupa'daki insanlar beni gerçekten çok güzel şey yaptılar. Mutlu ettiler. Gerçekten bana global dışında Avrupa'da da destek olan insanlar görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Yakın zamanda iki arkadaş daha yayın hayatına başlayacakmış. En azından başlamayı düşünüyormuş. Eğer ki başlarlarsa en büyük destekçilerinden biri olmak beni gerçekten mutlu eder. Çünkü bunu aslında dün de söyledim. Bizim topluluğumuz, yani en azından şu an Summoners War oynayan oyuncu kitlesinde çok fazla bir şey yok. Çok fazla bir sayı yok. O yüzden arada kesinlikle rekabet benzeri bir durum söz konusu, yani olmayacak, olmamalı. Çünkü sonuçta burada bir şeyleri beraber tanıtmak bizim. En azından benim amacım. Ki dünkü konuşmadan sonra onların da amacının ne olduğuna inanıyorum. Ve arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Umuyorum ki gerçekten güzel bir şekilde oyuncu kitlesini, sayısını artırırız. Umarım biraz daha bilinçli hale getiririz. Ve gerçekten kimdir? Belki bir gün ünlü YouTuber'lar, streamer'lar Summoners War'a başlar. Bilemezsiniz. Ama bakalım. Ya da belki biz onlardan biri oluruz. Her şey mümkün. O yüzden şimdiden başarılar diliyorum. Summoners War candır ya. Bakma, şu an hani bunun videosunu çektiğim için söylemiyorum. Hani gerçekten. Oyun bir şekilde kendine çekiyor ilk başta. Grafik olsun, diğer oyunlardan hani bağımsızlığı olsun, gerçekten kendine özgü bir tarzı var. Ve şu an arkasından bir ton benzeri oyun yapılmaya çalışılıyor. Ama yapılamıyor. Yani biraz araştırmayla gerçekten neler olduğunu görebilirsiniz. Türünün en güzel örneği ve hatta sanırım ilk örneği bu oyun. Bu kadar akıcı bir hale getirdiği için gerçekten firma her türlü övgüyü bence hak ediyor. Kullanabileceğim bir yaratım yok değil mi ya? Aslında Kahle tutabilirim kenarda. Aynen, Kahle tutalım kenarda. Nasıl yani, senaryo drop'u ama yani kullanmaktan zarar gelmez. Ne olacak? İnsanlar Demon Ejderon Speed Team yapıyor atıyorum. Biz de Dev 7 Ejder 7 Speed Team yaparız. Belli mi olur? Vay arkadaşlar. 20 saniyede dev 7, ejder 7. Az sonra. Neyse. İyi bari bu video böyle aynen kartlarını harcaya harcaya bitti. Tabi 20 kanat olunca arkadaş uzun sürüyor. İkinci tur olacak Bernard. Ben bir tur alana kadar adam bir tur aldı ya işte. Ben bir defans kıralım. Kıramıyoruz. Bir daha deneyelim. Bir daha kıramıyoruz. Ne güzel kıramadım o defansı öyle. Bu arada Lapis öldü ha. Lan. Neyi bari stun? Oha. Stun yedi, tekrar fullendi bar. Defans kıracağım diye öldüremedim herifi ha. Bir daha deneyeceğim. Ne deniyorsun ya, aman. Vur gitsin beyninin ortasına. Mis gibi işte. Evet, tekrar sizlerle birlikteyim.
Aynen, kanatların iki tanesi kalsın. Rakon'da farm yapmaya devam edelim. Ama ve lakin şimdi Shannon'ı 30 yapmaya çalışmayacağım şu an. Onun yerine Bernard'ı işin içine sokacağım. Ve biraz Bernard'ı çabuk bir şekilde kasmaya devam edeceğiz. Ya kasmayı deneyeceğiz daha doğrusu. Ne sinir bozucu ya. İlk başta ben... Bu arada ha, iyi bari halde İzmiyan tek atınca yani sonra Riteş'in arkasındaki kanatları gördüm. Yani. Dedim ki ha tamam. Bu yüzdenmiş. Bu yüzden bu Riteş tek atmış. Hop, bence ortadaki direkt ölecek. Ölmedi. Vay arkadaş, üzdü bu beni ya. Neyse. Can basmasını engelleyelim. Dev yapana kadar, yani 5 yıldızını düşüren bir dev katına gelene kadar otomatik olarak size tavsiyem Ragon Dağı'ndan ikinci kısımdan Hızrun'u düşürmeye çalışın. Helde. Çünkü etme 5 yıldızın düşme ihtimali var. Yüksek ama bana düşmüyor. Ne yazık ki düşmüyor. Çözemediğim ve anlamadığım şeylerden biri bu. İnsanların yaratıklarını kullanmak ilerlemenizde size çok rahat bir şekilde fayda sağlar. Mesela ben şu an eğer ki bu arkadaş yaratıklarını kullanmasaydım bu kadar çabuk bir şekilde şu an hal yapıyor olamazdım. Yani kendi yaratıklarımla da şu an hal yapabiliyorum ama şu an ilk başladığında hal yapma gibi lüksün yok. Kabir harabeleri hardı bile yapamıyorsunuz çünkü ilk başladığınızda tek başınıza. Arkadaş yaratıkları bu yüzden önemli. Ve parçalayalım. Şunu da yapalım bakalım. Şimdi burada buradan sonra ne yapacağım? Bugün karanlık gün. Benim karanlıkta bir işim yok. O yüzden o yüzden uzunca bir süre bu şekilde devam edeceğiz. Nasıl uyandırmamız gereken bir tek Tion vardı. Onu uyandırdık. Şu an için oyunun bize verdiği Shannon Bernard Lapis Tanya üzerinden gideceğiz. Healer olarak bir tek aslında Lulu kasabilirim. Oyun başında Lulu kasabilirim. Su elementi Uğultu 2 yıldızlı bir yaratık. Nat 2 olarak geçer. Ama size oyun başında verilebilecek en güzel healer'dır. Birinci skill'i Mat Apşedil saldırdı. Rakibine saldırıyor. Kendi atak çubuğunu dolduruyor. Bir miktar. Çok cidden önemli bir şey değil. Fakat ikinci yeteneği kendine ve işaret edip bir takım arkadaşının üzerindeki iki tane zararlı etkiyi kaldırıp kendi üzerindeki zararlı etkileri kaldırıp canlarını bir miktar dolduruyor. Ve üçüncü yeteneği bütün takım arkadaşları üzerindeki pardon, o etkileri dokunmuyor. Dört yıldız al gitsin. Bütün takım arkadaşlarının canı dolduruyor iki defa. O aslında neden iki defa? Yoksa tek miydi? Hatırlamıyorum. Neyse. Oyun başında elde edilebilecek en iyi healerlardan biri o. Bella kesinlikle saymıyorum. Hani Bella ile Colleen'i saymıyorum ama Colleen kasmak istemiyorum açıkçası. Niye olduğunu bilmiyorum ama Colleen kasmak istemiyorum. Cleanser olarak Lulu kasabiliriz. Dediğim gibi hani iki healer olduğu için efektif. Ama temel statları düşük, o yüzden oyunun ilerisinde veya ortasında kullanılabilecek bir yaratık değil. Sadece oyunun erken safhasında kullanılabilecek bir yaratık. Onun dışında Konami'ye kasacağız Ejderha Zindanı için. Hem erken Ejderha Zindanı için hem de ileriki zamanlar için. Açıkçası direkt 6 yıldıza bile atabiliriz belki Konami. Tabii ilk değil ama. Onu zaman gösterecek. Daha ilk 6 yıldızımız için düşünmeye bayağı var ama büyük ihtimalle eğer herhangi bir efektif Not 5 çıkmazsa
Lapis'i büyük ihtimalle 600 yapacağız. Faymon farmımız olması için. Gerçi 5 yıldızken de olurdu o. Atakır olarak kullanırız. Arena'da, Lonca'da vesaire de kullanırız nasılsa. Ne yapacağız? Bizim yapacağımız şu summonları. Shannon skill up güzel. Şu an skill up'lar olabildiğince ihtiyacım var. Aslında Lulu çıksa da fena olmaz şu an. Bir de 30 level olana kadar böyle bütün parşömanları tek tek açmak zorundasınız ya, o biraz üzücü. Hemen arttıralım bakalım. Ha, bu demek değil Konami'yi kasmayacağım. Dediğim gibi Konami'yi de kasacağım. Ama healer olarak olabildiğince Lulu çıkarsa eğer, yani Lulu elde edebilirsem Lulu kasacağım. Ve çıkmadı. Tamam, son olarak da hemen şu etkinliğe bakalım, sonra da videoyu bitiririz. Yeni yıl şanslı kutusu. Bakalım ne durumdayız görevlerde. Şimdi birinci gün bitmiş, ikinci gün bitmiş. Üçüncü gün senaryoyu 16 kez daha temizleyeceğiz. Bu zaten imkansız. Tamam, buraya gidelim. Aa, arenaya bir kez daha girelim. Hemen arenaya bir kez daha girelim. Arena, 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 arena. Hoba! Yaban domuzu. Yaban domuzuyla savaşacağım. Acaba nasıl bir şey? Cünnediğini düşünsenize. Bazı işsiz arkadaşlar neydi ya? Slime neydi? Unuttum, neyse, slime'ları 6 yıldız 40 yapıp aslında oradan kristal gelebilir mi ya? Haydi kristal. Nice, 30 kristal. Görevden adında. Kaç harcamışız? 35 kristal harcamışız. Tamam şimdi. Alalım bakalım kristali. Aa, summon yapalım. Tek bir tane summon hakkımız var. Hadi şimşek. Spectra süper. Erken safhadaki yükseliş denemesi için birebir. Tamam, bunu en kısa zamanda kasmam lazım. Evet samlarlar, bu video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. İlerleyişimize videodan sonra devam edeceğiz. Ertesi gün, sonraki gün vesaire vesaire diyerekten bir sonraki videoda biraz daha ilerlemiş olacağız. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.